Merhaba arkadaşlar, Mayako'ya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu Simple Present, Present Continuous zamanların karşılaştırmalı anlatımıdır. Dilerseniz dersimize geçelim. Bildiğiniz gibi Simple Present, Türkçedeki geniş zamanın karşılığıdır. Present Continuous ise şimdiki zamanın karşılığı. Şimdi isterseniz bu iki zamanı nerelerde kullanıldığını örnekleriyle inceleyelim. Simple Present, geniş zamanı genel geçer doğrulardan bahsederken kullanıyoruz. The sun rises in the east. Güneş doğudan doğar. Alışkanlıklarımızdan bahsederken yine simple present kullanmaktayız. I drink milk before bed every day. Yatmadan önce her gün süt içerim. Kalıcı, sürekli durumlar yine simple present ile ifade edilmekte. Rebecca teaches English at a private course. Rebecca özel bir kursta İngilizce öğretmekte. Hikaye anlatımları ve anekdotlarda ana olay anlatımları yine simple present ile ifade edilir. One day Nasrettin Hoca goes to the lake. Bir gün Nasrettin Hoca göle gider ve hikayemizi bu şekilde devam ettirebiliriz. Canlı spor anlatımları yine simple present ile ifade edilir. Messi passes the ball to Arda. It's a goal. Messi topu Arda'ya atar ve işte gol. Gazete ve haber başlıkları yine simple present ile kullanılıyor. Inflation increases in May. Enflasyon Mayıs'ta arttı, artar. Aslında geçmiş bir olaydan bahsediyor olsak dahi simple present kullanıyoruz. Değerlendirmeler ve özetler yine simple present ile ifade ediliyor. The film deals with the World War II. Film İkinci Dünya Savaşı'nı anlatmakta. Yine yönergeler, yol tarifleri ve yönlendirmeler simple present ile ifade edilmekte. You start the machine by pushing this button. Bu düğmeye basarak makineyi çalıştırırız. Atasözleri ve özdeyişler her zamana atıfta bulunduğu için yine simple present ile kullanılır. Knowledge is power. Bilgi güçtür. Ve son olarak tarifeye bağlı gelecek zaman eylemleri simple present ile ifade edilir. Burada gelecek zamandan bahsediyor olmamıza rağmen bir zaman çizelgesi tarifeye bağlı durum olduğu için simple present kullanıyoruz. The plane to Boston departs at 9 tonight. Boston uçağı bu akşam 9'da ayrılacak. Burada önemli bir notumuz var. Normalde olumlu cümlede kullanmadığımız do ve does yardımcı fiillerini zıtlıkları ve duygularımızı vurgulamak için olumlu cümlede kullanabiliyoruz. Örneğin, I don't know much about him, but I do know that he is a liar. Onun hakkında çok fazla şey bilmiyorum ancak onun yalancı olduğunu biliyorum. Burada bir zıtlık vurgulanmakta. My mother does like drinking tea a lot. Annem çay içmeyi çok sever. Burada da bir duygumuz vurgulanmakta. Present continuous yani şimdiki zamana geldiğimizde İlk olarak konuşma anında gerçekleşen olayların kullanımına bakacağız. We are practicing English at the very moment. Şu anda İngilizce çalışıyoruz. Yine bu aralarda, şu sıralarda gerçekleşen olayları ifade etmekte present continuous kullanıyoruz. I am working in İzmir nowadays. Bugünlerde İzmir'de çalışıyorum. Bu benim rutinim değil ancak bugünlerde İzmir'deyim vurgusunu vermekte bize. Geçici durumlar ve sürekli olmayan eylemler yine present continuous ile ifade ediliyor. She is staying at her aunt's this week. O bu hafta teyzesinde kalıyor. Bu haftalık geçici süreçte teyzesinde kalıyor. Normalde orada yaşamamakta. Süreci gösteren değişimler ve gelişen durumlar yine present continuous ile ifade edilmekte. Turkish economy is not developing fast now. Türk ekonomisi bu ara çok hızlı gelişmemekte. Rahatsız edici durumlar present continuous ile ifade ediliyor. Normalde geniş zaman belirteci olan always, present continuous ile kullanıldığında rahatsızlık, şikayet vurgusu veriyor. My son is always listening to loud music. Benim oğlum her zaman yüksek sesle müzik dinler. Bu oğlumun alışkanlığını ifade etmek için değil, bu durumdan rahatsızlığımı ifade etmek için kurduğum bir cümle. Hikayelerdeki arka plan tasvirleri present continuous ile kullanılıyor yine. Kibritçi kız looks out, it's raining and storming. Dikkat ederseniz ana olay simple present ile ifade edilmiş. Kibritçi kız looks out.
Ancak arka plan tasviri yapılırken present continuous kullanılıyor. It is raining and storming. Ve son olarak kesin planlanmış gelecek zaman eylemlerini yine present continuous ile ifade ediyoruz. We are going to Junda next week. Gelecek hafta Junda'ya gidiyoruz. Gideceğiz. Evet arkadaşlar, simple present ve present continuous zamanların kullanım alanlarını gördük. Şimdi dilerseniz sanal ekranımızda bu iki zamanla birlikte kullanılan time expression'ları ve son olarak bu iki zamanın karşılaştırmasını inceleyelim. Frequency adverbs dediğimiz sıklık zarfları simple present ile çok kullanılan zaman ifadeleridir. Always, all the time, her zaman. Usually, generally, genellikle. Often, frequently, sık sık. Much of the time, çoğu zaman. Sometimes, occasionally, bazen. From time to time, yine zaman zaman. Every now and then, yine zaman zaman ifadesi. Rarely, seldom, nadiren. Hardly ever, almost never, neredeyse hiç. Ve never, hiç ifadeleri sıklıkla kullanılan zaman zarflarıdır. Dilerseniz bunları cümle içerisinde inceleyelim şimdi. She always has breakfast at home. O her zaman evde kahvaltı eder. Dikkat ederseniz always sıklık zarfını fiilin hemen önünde kullanıyoruz. She is always punctual. O her zaman dakiktir. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Fiilimiz to be, yani am is are'dan bir tanesi ise sıklık zarfımı bundan hemen sonra kullanıyorum. We rarely go out at night. Biz nadiren gece dışarı çıkarız. Yine dikkat ederseniz rarely sıklık zarfı fiilin önünde gelmiş. We are generally at home. Ancak fiilim to be fiili olduğunda be fiilinden yani are'dan sonra kullanıyoruz. Yine present continuous'da kullanılan zaman ifadelerine baktığımızda at the very moment, at the moment, for the time being, right now, at present bunların tamamı şimdi, şu an ifade etmek için kullanılan zaman ifadeleri. Nowadays, these days, bugünlerde. For now, şimdilik. Currently, bu aralar. Today, bugün. Yine this ile kullanabileceğimiz this week, this year gibi ifadeler present continuous ile kullandığımız zaman ifadeleridir. Dilerseniz şimdi bu iki zamanı karşılaştırmalı olarak son kez inceleyelim. I live in Ankara. Ankara'da yaşarım. Bu benim için kalıcı bir durumdur. Permanent situation diyoruz buna ve simple present ile ifade ediyoruz. I am staying in İzmir this week. Bu hafta İzmir'de kalıyorum. Bu temporary yani geçici bir durum. Bu haftalık geçici süre için İzmir'de kalıyorum. Olay anlatımlarında demiştik ki ana hikayeyi anlatırken simple present ancak arka plan tasviri yaparken present continuous kullanıyoruz. The man sits in front of the fire. Adam ateşin önünde oturuyor. Bu ana olay olduğu için simple present ile ifade edilmekte. Ancak it is raining heavily outside, dışarıda yağmur yağmakta derken arka plan tasvirimizi present continuous ile ifade ediyoruz. Son olarak bu iki zamanı gelecek zaman için kullandığımızı öğrenmiştik. Eğer bir zaman çizelgesi ya da tarihe bağlı durumdan bahsedeceksek simple present kullanıyoruz gelecek zaman ifade etmek için. The Oxford train leaves at 5 tonight. Oxford treni bu akşam 5'te ayrılacak. Ancak eğer kişisel bir planımızdan bahsediyorsak present continuous kullanabiliriz. He is leaving for Oxford at 5 tonight. O bu akşam saat 5'te Oxford için ayrılacak. Evet arkadaşlar, bu dersimizde simple present ve present continuous zamanları karşılaştırmalı olarak inceledik. Şimdi aktivitelerinizi çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.